Herkese iyi günler. Barış Karayazgan ben. Akbank Sanat Ece yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugün atık kumaşlardan Tutkal ile bir mask çalışması yapacağız sizlerle birlikte. Hemen öncelikle malzemelerimi tanıtmak istiyorum. Adından da anlaşıldığı gibi eski, parçalanmış, kenara atılmış, muhtemelen temizlik bezi olacak bir tişörtü aldım ve onu öncelerden kesip minik minik parçalar hazırladım kendime. Onun dışında bir streç filme ihtiyacımız var. Mutfakta annenizden babanızdan rica edebilirsiniz. Güzel kumaşları rahatça kestiğiniz bir makas her zaman işe yarayacaktır. Bir tane beyaz tutkal ve boya kullanacağımız için çalıştığımız ortamı da temiz tutmak için bir tane ıslak bir bez ya da kağıt havlu gibi bir şey her zaman iyi olur. Değişik boyutlarda fırçalar. Bu görmüş olduğunuz beyaz tutkal ama beyaz tutkal su bazlı bir tutkal biliyorsunuz. O yüzden biraz ona su ekleyip onu incelttim. Çalışmamda daha çok işe yarayacak. Oranını da şu şekilde uyguladım. 3 parça tutkala 1 parça su koydum. Yani 3'te 1 oranında su ekledim. Biraz da ihtiyacınıza göre bunu biraz azaltıp çoğaltabilirsiniz. Önemli olan çok aşırı yoğun bir beyaz tutkal olmasın. Görmüş olduğunuz paletlerde değişik renk boyalarım hazır, bekliyor. Ben bütün renkleri hazırlamayı seviyorum. Sonra istediğimi rahat rahat kullanayım diye. Siz kendi ihtiyacınız olan veya istediğiniz renkleri hazırlayabilirsiniz. Bir tane kabım var. Bu kap evdeki herhangi bir kap olabilir. Bunu maskımı yapmak için bir kalıp olarak kullanacağım. Dediğim gibi siz de değişik farklı bir boyutlarda ve şekillerde bir kap kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Ve bütün bu malzemeler hazırsa hızlı bir şekilde çalışmamıza başlamak için biz de hazırız demektir. Evet, şimdi çalışmamıza başlayacağız ama genel bir bilgi olarak da şunu paylaşmak isterim. Biliyorsunuz bu malzemeler, örnekler sadece örnek. Sizler kendi hayaletinizi, kendi yaratıcılığını kullanarak yapmalısınız zaten. Evdeki herhangi bir atık kıyafet, giysi, tişört olabilir, eskimiş, yırtılmış, lekelenmiş bir şort olabilir, pantolon olabilir. Ne varsa anne babalarımıza sorarak, tabii ki evdeki yetişkinlere sorarak onları bu çalışma için kullanabilirsiniz. Ben önceden bu parçalanmış tişörtümü önceden bir miktar kestim, hazırladım. O yüzden bunu şu anda kenara koyuyorum. Size göstermek için getirmiştim. Şöyle bir avantaj var bu arada. Tişörtün biliyorsunuz alt tarafı, yani bel tarafında kalın bir parça vardı. Aynı şey mesela kol tarafında da var. O parçaları ayırdım. Onları farklı şekillerde, onlar birazcık daha kalın bir kumaş çünkü, farklı şekillerde kullanacağım. Öbür parçalarını da değişik olarak kestim. Şu anda iki değişik kalınlıkta parçalarım var. Onları kenara aldım ama önce kalıbımı hazırlamam lazım. Kalıbım hazır. Şimdi beyaz tutkal sonuçta bir yapıştırıcı bir malzeme. Ve bu çalışmanın ana esasında malzemesi. O yüzden yapacağımız kalıba yapışacağını düşünerek o kalıbı bir korumamız lazım. En güzel malzeme de bir poşet de kullanabilirsiniz. Poşete de geçirebilirsiniz ya da bir streç film de kullanabilirsiniz. Ben bir streç film kullanmak istiyorum. Mesela plastik olduğu için streç film yapışmıyor çok rahat zaten. O yüzden kendi kendisine yapıştıracağım streç filmi. Bunları her zaman aynı şekilde bantlar ve bu ucunu bulmakta zorlandığımız parçaları mutlaka şöyle biraz kıvırarak bırakalım ki arkamızdan kim kullanacaksa ucunu bulmakta sinir krizi geçirmesin. O yüzden bunu bu şekilde hazırladım. Kenara koydum. Gördüğünüz gibi kalıbımı da kaplamış oldum. Şu fazlalıkları yatırıyorum. Düzeltiyorum. Ve şu anda artık gayet rahat. Plastiğin üzerine yapışsa bile zaten sorun yok. Daha sonra alttan bu plastiği çıkartıp kalıptan rahatça ayırabileceğiz. Kalıbımız da bir süre kuruması için bekleyecek. O yüzden ona göre bir kalıp seçin. Şimdi hemen başlamak istiyorum. Başlamadan önce beyaz tutkalla suyu karıştırmıştım ama yine birazcık daha karıştıracağım. Bunu arada sırada eğer çok bekliyorsa çalışma sırasında her bir 3-5 dakikada bir ya da kullanmadan önce birazcık karıştıralım. Tabii ki bir fırça kullanıyoruz karıştırırken. Fırçayla da zaten uygulayacağım, süreceğim. Tabii tutkal gibi bir malzemeyi kullandığınız için fırçanızı kurumadan güzel bir şekilde temizleyip tutkaldan arındırmalısınız ki kuruduğu zaman fırçanız yeniden kullanılabilir hale gelsin. Şimdi karıştırdım. Gayet temiz bir şekilde hazır. Tutkalımı da kenara koyacağım. Onu da kullanmayacağım şu anda. Zaten hazırladığım tutkalım var. Çalışmaya başlamadan önce işimi kolaylaştırmak için yapacağım bölgeye kabaca üst kısmını kullanacağım. Yapacağım bölgeye beyaz tutkalımı sürüyorum.
Çünkü ilk kumaşlarımı, ilk kat kumaşımı bunun üzerine süreceğim. Tabii ki özellikle çocuklar evde çalışırken bu tarz leke bırakacak bir şekilde masayı ya da herhangi damladığı bir yeri hem temizlemesi çok zor olan hem de bir şekilde zarar verme ihtimali olan malzemeleri kullanırken en büyük dikkat etmemiz gereken şey gerekli hazırlığı yapmak. Ben tabii ki atölye ortamında her zaman kullandığım masayı çok rahat bir şekilde temizleyebileceğim için herhangi bir ön hazırlık yapmadım ama evde, salonda ya da odanızda kendi normalde kullandığınız bir masayı kullanıyorsanız o masanın da üstüne belki bir gazete, eski kullanmadığımız kağıtlar ya da gazeteleri sererek ya da bir muşamba sererek ya da bir örtü sererek o masayı da korumayı lütfen unutmayınız. Sanat yaparken herkes zevkle ve özgürle çalışsın ama çalıştığımız mekanı da temiz tutup oranın da daha sonra rahatça kullanılabilir hale dönmesinde düşünerek planlama yapmamız lazım. Şimdi tutkalımı sürdüm. Zaten gördüğünüz gibi plastiğe çok yapışan bir malzeme değil. Şimdi kumaşlarını, daha önce kestiğim kumaşlarını, bunları değişik boyutlarda kestim. Uzunlar var, kısalar var. Şimdi yavaş yavaş yapıştıracağım üstüne. Şimdi burada önemli olan şey, dikkat edersiniz, burada iki parça birazcık üst üste geldi ve ama aralarında tutkal yok. Oraya hemen bir tutkal sürerek yapışmaları için bu şekilde uyguluyorum. Burada temelde kumaş çok yumuşak bir malzeme esasında ama tutkalla beraber sert bir malzemeye dönüşecek. O yüzden bir nevi dokuma gibi hayal edin bunu. Birbiri üstüne bindirerek bir tek bir parça haline dönüştürelim ki sağlam olsun ve tek kat ince olur ama sağlam olması için iki kat, bazı durumlarda eğer kumaş çok ince ise üç katla yapmak çok faydalı olacaktır. Şu anda ben yavaş yavaş kumaşların da etrafına olacağı için biraz kumaşın üstüne tutkalı uygulayarak koyacağım parçaları yapışmalarını sağlamak istiyorum. Beyaz tutkal elinize bulaştığında bazen rahatsız olabilirsiniz. Hiç sorun değil. Beyaz tutkal su bazlı bir şey. Elden çıkması çok zor olmuyor. O yüzden rahat rahat çalışabilirsiniz. Bazılarının hoşuna giden bir şey, ellerine boya bulaşması. Bazı çocuklar, bazı insanlar çok hoşlanmıyor. Herkes nasıl rahat ediyorsa öyle çalışmalı. Ben çok rahatsız olmadığım için daldırıyorum ellerime. Bu çok önemli. Koyduğunuz parçanın üzerine tutkal uygulamak. İyice, çünkü bu kumaşın tutkalı emmesini zaten o yüzden de suyla biraz incelttik ki daha iyi emsin. Emsin ki her koyduğumuz parça birbirine yapışsın ve kuruduğu zaman da sağlam tutkal sayesinde sağlam bir parçaya dönüşsün. Çünkü alttaki kalıbı çıkarttığımız zaman tek ve ince bir parça kalacak, sağlam olmasını istiyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neredeyse tek bir kat olarak birbirinin yama yapa, yani her koyduğum parçayı bir azıcık kenarlarına üst üste getirerek kapladım ve çevirdiğim zaman güzel bir form yakaladığımı düşünüyorum. Şimdi
bunu daha da sağlam yapmak için ikinci kat yapacağım. Orada şuna dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Eğer bu şekilde koyduysanız parçaları, bu sefer de tam tersi şekilde koyarsanız biraz daha sağlam bir yapı elde edersiniz. Dikkat ederseniz sıvı bir su ile tutkalı karışımın için daha sıvı bir çay çıktı ortaya ve akıyor masaya. Yeniden benim için hiç dert değil. Kuruduktan sonra ya da ıslakken rahatça temizleyeceğim. Ama evde buna dikkat etmekte fayda var. Altına belki bir kağıt koymak lütfen unutmamanızı tavsiye ediyorum. Hemen ikinci katına geçiyorum. Yeniden her koyduğum parçayı tutkalla alt kata iyice yedirdikten sonra öbür parçayı koyacağım. Çünkü öbür koyacağım parça da bunun üstüne gelecek. Fark ettiyseniz elimi değiştiriyorum. Biraz sağ el, biraz sol el yapıyorum. Bu çünkü beynimizin iki tarafında gelişimi ve ellerimizin de iki elimizde becerikli olması için çok önemli. Bunu unutmamanızı tavsiye ederim. Mutlaka çalışırken iki elinizi de dönüşümlü olarak kullanarak ikisini de geliştirin. Şimdi ikinci katımı da yaptım. Hatırlarsanız tişörtün alt kısmı, çift kat tarafı dönmüş kalın bir kumaş parçası var demiştim ya, onları da hazırlayıp kestim. Çünkü onları her türlü şekli biraz daha sağlam yapmak için, özellikle mask gibi ince bir parça yapıyorsanız onun etrafına biraz böyle dış kısmını kalın yapmakta fayda var. Ben bunu yapmayı seviyorum. O yüzden sağlam olması için bu kalın şeritleri, çifte katlanmış kumaşları kenarlarına koyarak esasında bunun hem etrafını sağlamlaştıracağım. Mesela şöyle üst üste gelen kısmı hemen ekleyerek yapıştırmalarını istiyorum. Ve biraz üstünden fırçayla iyice geçip iyice bastırmamın sebebi de tutkalı iyice emdirmeye çalışıyorum kumaşa. Gelsin bakın, gayet güzel bir şekilde çevreledim. Şu kısmını yine biraz yapacağım çünkü üstüne bir kat daha ekleyeceğim. Şimdi şurası fazla geldi. Kesiyorum. Şöyle göstereyim. Tam bir turu yaptım. Sonuçta orası birazcık daha kalın olmuş oldu. Şimdi üstünden tutkalla geçip onu iyice yedireceğim. Böylece şeklimin dış kısmı, dış kenarları iyice sağlam olduğu zaman da çıkarttığımda ya da asarken ya da kuruduktan sonra sağlam bir form elde etmiş olacağım. Bazı yerlerde alttan kumaşın taştığını görüyorum. Onu da alıp bu şekilde bir de o tam dış kontürünü sıyırıp katlayıp
yapıştıracağım. Daha da rahat olacak. Evet, şu anda maskımın alt iskeletini kumaşlardan, o yumuşacık evde atık haline dönüşmüş bir tişörtünden, kestiğim kumaşlardan tutkalla beraber birbirini üst üste yaparak iki kat, kenarını da ek bir kat daha geçerek sağlamlaştırdım. Şimdi bunu biraz kurumasını bekleyip ondan sonra üzerine maskımın çizimini yapacağım, boyamasını yapacağım. Sonrasında da kuruduğu zaman da alttaki poşetten ve alttaki kalıptan ayırarak gayet sağlam, ince bir maskım olmuş olacak. Sonra da onu istediğim şekilde asabiliyor olacağım. Şimdi hemen boyamaya geçmek için biraz kurumasını bekliyorum. Evet sevgili çocuklar, şu anda normal şartlarda esasında size diyeceğim şey şu. Bu kumaş ve tutkal kısmını yaptıktan sonra üzerine bir kat da sulandırılmamış tutkal, yani beyaz tutkalı hiç sulandırmadan bir kat daha üstüne sürmenizi tavsiye ederim. Daha da sağlamlaşmak için. Onu sürdükten sonra da bir gün beklemenizi de tavsiye ediyorum. Bekleyin bir gün, iyice bir kurusun. Kuruduktan sonra hatta vaktiniz varsa iki günde bekleyin, sabredebilirseniz. Tabii ki ben sabırsız olduğum için bekliyorum çok fazla. Sonrasında da bu şu anda benim için boyayabilecek kıvama geldi. Yapacağım ama dediğim gibi bir iki gün beklerseniz daha da sağlam olur. Sonrasında istediğiniz renklerle biraz renk takviyesi yaptım kendime. Yanına getiririm, ihtiyacım olursa diye kullanacağım. Ama paletimle renklerim hazır zaten. Artık bunun üzerine tasarımını yapacağım. Özellikle guaj ya da akrilik boya tarzı örtücü bir boya kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ama siz bambaşka bir boya da kullanmak isteyebilirsiniz. Sonuçta burada tasarım sizin yapacağınız bir tasarım olacak. Ben tabii ki uzaylıları çok sevdiğim için hayal ettiğim bir uzaylı maske yapıyor olacağım. Bakalım nasıl olacak diye hemen başlıyorum. Şimdi şu aşamada gördüğünüz gibi boyalar halen ıslak. Bunların biraz kurumalarını istiyorum. Kuruduktan sonra üzerine daha rahat başka renkler uygulayabileceğim. Çünkü eğer ıslakken boya uygulamaya çalışırsam birbirine bulaşmaya başlayacak. Dikkat ederseniz yan yana gelen boyaları çok dikkatli yaptım ki bulaşmasınlar diye. O yüzden biraz bekleyerek kurumalarına ihtiyacım var. Kuruduktan sonra
değişik detaylarını yapmaya üzerine devam edeceğiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi biraz kurudu. Ama tahmin ediyorum bazılarınız dikkatli olanınıza yakalandım. Çünkü arka tarafta zaman hızlandırıcımı gördünüz. Yani saç kurutma makinesi. Onunla gördüğünüz gibi kurutuyorum. Şu anda dokunduğumda elime bulaşmayacak kadar kurudu. Bu da benim için yeterli zaten. Onunla kurutup devam ediyorum. Eğer aranızda benim kadar sabırsız olan varsa evdeki yetişkinlerden izin alarak saç kurutma makinesini kullanarak elbette boyaları kurutabilir. Ama yeniden halen ben 2 gün beklemediğim için çok yumuşak bir kumaş üzerine halen kurumamış, ıslak, tutkallı kumaş üzerine çalışıyorum. Yeteri kadar kuruttum yine saç kurutma makinesi de ama yine de 2 gün beklemek kadar değil. O yüzden 1-2 gün bekletip sağlamlaştıktan sonra boyamanızı tavsiye ediyorum. Ama yeniden çok da sabırsızsanız saç kurutma makinesi çok işe yarıyor. Ben onu aynı zamanda zaman hızlandırıcı diyorum. Şimdi artık boyalarım temel olarak kuruduğu için, çok bulaşmayacağı için değişik renklerle üzerlerine detay yapabilirim. Bir zaman hızlandırıcıya ihtiyaç duydum. Bu arada vazgeçtim çünkü tam kaldırırken şuradaki gözlerdeki göz diye düşündüğüm yerleri yaparken akmasınlar diye yapmıştım ama tam kaldırırken akınca hoşuma gitti. Hatta özellikle akıtmak için şimdi biraz da kaldırıyorum. Biraz azıcık aksın istiyorum. Hatta akarken de ona değişik şekiller veriyorum. Bazen sanat yaparken sanatçılar hani İngilizce'de happy accident derler. Yani Türkçesi de mutlu yanlışlar ya da hatalar. Burada öyle bir durum oldu. Tam kaldırdığını, aktığını görünce dedim ki bu akıntılar gayet hoş oluyor deyip şimdi kaldırıp eserimi değişik şekillere dönüştürerek akıtarak değişik şekiller yapmaya karar verdim. Hatta biraz vurarak biraz daha akmasını sağlamak istiyorum. Evet. Devam ediyorum. Gayet iyi oldu, çok eğlenceli oldu. Hı-hı. Sevgili çocuklar, fırça kullanırken özellikle fırçanın farklı kalınlıkları var doğal olarak. Fırçaları çok bastırarak kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Tabii ki yapabilirsiniz, bastırarak da kullanabilirsiniz ama bastırmadığınız zaman fırçanın kalınlığı ince olarak kalıyor. Yani daha ince ve daha doğru şekilde kullanıyorsunuz. Doğru demek yanlış yazar. Doğru değil ama istediğiniz şekilde değil. Sonrasında eğer yine bastırıp daha kalın bir doku elde etmek istiyorsanız elbette bastırabilirsiniz. Ama şu anda mesela şurada bastırıp biraz daha kalınlaştıracağım. Yani bilin diye söylüyorum. Bunu değişik şekillerde oynayarak fırçanın kalınlığını, ince bir fırçadan kalın bir boyama da yapabilirsiniz. Ya da tam tersi çok ince bir detay da yapabilirsiniz. Şimdi bunu bir detaylar eklemek istiyorum. Tahmin ediyorum bu videoyu izleyenler anlamıştır ki ben bol motif ve renk seven bir kişiyim, sanatçıyım. O yüzden
yaptığım eserlerde her zaman bol renk ve motif kullanıyorum. Ama bu elbette ki sizin yapacağınız çalışmalarda kendi isminizi yapmanıza hiçbir şekilde engel değil. Her zaman sanatın en muhteşem yanı herkesin kendi istediği, kendi hayallerini, kendi zevklerini eserine yansıtması olduğu için lütfen ama lütfen çocuklar sanat yaparken kendi isteklerinizi yapın. Başkalarına benzemeye çalışmaya gerek yok. Hepiniz muhteşemsiniz çünkü. Bu şekilde zevkle eğleneceğiniz çalışmalar yapın. Son bir detayım kaldı. Onu yaptıktan sonra da tahmin ediyorum eserimi bitirmiş olacağım. Kumaşlarımızı fırçalarını temizlemek için de kullanabiliriz. Yine akmanın azizliğine uğruyorum. Çok istediğim bir şey olmadığı için sileceğim oraları. Her zaman kuruduktan sonra öbür renkli üstünden müdahale edebiliriz. Gördüğünüz gibi gerçekten tam bir uzaylı yaptığım gibi hissediyorum kendimi. Bir kontrol edip bakacağım. Yok, şu anda gayet iyi oldu. Sevgili arkadaşlar, maskımı gördüğünüz gibi bitirdim. Şu anda tek yapmam gereken şey sabırlı olup 1-2 gün kurumasını beklemek. Bekledikten sonra da önce stage filmi çıkartacağız. İçinden de kalıbını çıkartıp zevkle istediğimiz yere asabileceğiz. Bu arada bunu çıkarttıktan sonra aslında daha gayet kolay olacak. Çünkü ince ve sert bir maska dönüşmüş olacak. Dilerseniz minik bir delik açıp bunu rahatça bir iple asabilirsiniz. Ya da istediğiniz bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama eğer bu arada renklerin de daha biraz daha parlak olmasını istiyorsanız minik bir vernik yaparak üzerine daha da canlı hale getirmeniz gayet kolay. Umarım siz de benim gibi eğlenirsiniz ve evinizdeki atık kumaşları tutkalı da kullanarak böyle eğlenceli, renkli, hayalinizdeki maskı yapmak için kullanırsınız. Kendinize çok çok iyi bakın, sevgiyle kalın diyorum.